Değerli misafirlerimiz, Enerji Söyleşilerinin bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümümüzde konuğumuz Gündar'dan Sayın Esen Erkan Yıldız. Esen Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Gökbek Berk. Biliyorsunuz bu etkinlik serimizde klasik bir soruyla başlıyoruz. Enerji sektörüne ilginiz nasıl başladı? Çok teşekkür ederim tekrar. Katılımcılara da hoş geldiniz diyelim. Enerji sektörüne ilgimiz nasıl başladı? Sanıyorum bir 15. yılı dolduruyorum sektörde. Ben ekonomi ve politika ağırlıklı bir eğitim sürecinden geçtim. O sırada biraz da iletişim çalışmalarına merak saldım. Aynı anda radyoculuk yaptım, dergilere yazılar hazırladım. Bir anda yazı ve bu okuma sevdasıyla enerji sektöründeki dergilere haberler hazırlamaya başladım. Ve okurken bu başladı süreçte. Şanslıydım, o dönem çok enerji sektöründe hareketli oldu. 2010'lu yılların başlarından bahsediyoruz. Özelleştirmelerin olduğu, özellikle temiz enerji alanında ihale süreçlerinin başladığı hareketli bir dönemdi. Enerji sektörüne bir şekilde bu yazma merakı, okuma merakıyla girmiş oldum. Sonrasında da zaten bambaşka yerlere, sivil toplum kuruluşlarına, derken Avrupa Birliği'nin projelerine uzanan bir süreç halen de devam ediyor sizin de bildiğiniz üzere. Ama belki de en önemli buradaki nokta şu olsun. Okurken bir yandan çalışıp sevdiğiniz işleri yapınca bir bakmışsınız enerji sektöründe bir yerlerde kendinizi bulabiliyorsunuz benim gibi. Tabii enerji sektörü deyince çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Siz yenilenebilir enerji tarafından mı girdiniz en başından beri, yoksa süreçle birlikte o tarafa doğru bir yönelim oldu mu? Ve o dönemden itibaren baktığınız zaman o süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle yenilenebilir enerjinin gelişimi olsun, petrol, doğalgaz sektörlerindeki gelişmeler olsun. Güncel konuları daha sonra değineceğiz ama hani başladığınız zamanki perspektifinizden baktığınızda enerji sektöründeki değişikliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel bir soru aslında. Bu noktaya özellikle değinmek lazım. Çünkü her şey bu yeşil enerji sistemlerine geçiş süreciyle bir anda hepimiz iklimi, işte rüzgarı, güneşi, atıkları konuşmaya başlamadık. Benim sürecimde de özellikle işte doğalgaz, kömür, hidroelektrik santraller, yaptığım haberlerin büyük bir kısmında tüm kaynaklar vardı. Bu da aslında beni enerji sektörüne alıştıran, sektörde neyi sevdiğimi, neyin aslında daha farklı olabileceğini çözmemi sağladı. Şunu söylemek lazım, insan doğduğu günden yetişkin olduğu sürece kadar bazı şeylere daha yatkın malum. Ben her zaman enerjinin yenilenebilir tarafına daha yatkın olduğumun farkındaydım ama bunu yazıp çizerken, okudukça, yazdıkça, konuştukça sektör temsilcileriyle bir şekilde piştikçe öğreniyorsunuz. Ama çok sevdiğim bir sürü röportajlarım, haberlerim oldu. Bunların arasında işte yerli kömürcüler de var, ithal kömür santralleri de var. Yeri geliyor doğalgaz sektöründe güzel haberler yaptığım isimler de oldu. Kaya gazları lehine kadar o dönem çok revaçta olan birçok konu. Ben hepsini birden aslında özümsedim. Çünkü enerji sektörü çok geniş bir alan. Ama özellikle bugünden baktığım zaman geçmişe yazım alanlarım sevdiğim ki bir gazeteci gözüyle baktığınız zaman sevip sevmemeniz önemli değil. Objektif bir şekilde bakmanız önemli. Yazılarım her zaman enerji sektörünün bütün kalemlerini kapsamış. Ama çalışma alanlarımda hep biraz daha temiz enerji kaynaklarına doğru çekildim. Sanıyorum onda Avrupa Birliği projeleri, dernek vakıf alanında çalışmalarım çok baskın geldi. Biz hangi projeyi yazıp yönettiysek, hayatımın her dönemindeki çok güzel ekiplerle yaptım bunu her zaman. Onlarla her zaman hep işin yeşil tarafına yönelik şeyler yaptık. Daha lisanssızlar bu kadar oturmamışken lisanstan muaf elektrik sistemleri için projeler yürütmeye başladık. Bir baktık hani bu daha yetmedi. Dedik ki bunun farklı bir boyutu olsun, depolama kısmına geçelim. Dediğim gibi yelpaze çok geniş. O sorunun içinde bir doğalgaz ve petrol kısmı vardı. Bugün baktığımız yerden tabii ki bu alan hala çok kor ve bütün gücünü koruyor. Biz her ne kadar bu işin belki de bir yerde lobisi, seveni gibi görünsek de, yeşil ekonomi, yeşil enerji desek de bu işin bir gerçekliği var. Her alandan bir anda dönüşüm, çıkış mümkün değil. Şu an yaşadığımız politik, ekonomik bütün gelişmeler bize petrol ve gazla ilgili aslında ne kadar bağımlılıklarımızın daha doğrusu güç olduğunu gösteriyor. İthal enerji kaynaklarına ne kadar bağlı olursanız politik, ekonomik gelişmelerden de o kadar etkileniyorsunuz. Bundan etkilenmeyen ülke bugün yoktur zaten ama bu çağa geldik. Hala savaş konuşabildiğimiz ne yazık ki acı dolu zamanlar yaşadığımız zaten biliniyor. Bu da yeri geliyor Avrupa ülkelerini, yeri geliyor ABD'yi, çok büyük ekonomileri ya da Türkiye'yi etkisi altına alabiliyor. Bu bize şunu gösterdi, tüm kötü tarafları bir yana
temiz enerji kaynaklarından neden ülkelerin ihtiyaç duyacağını çok iyi gösterdi. Çünkü bu teknolojisi dahil artık ithal bir kaynak olarak görülmemeli. Bu teknolojiyi bile artık geliştiren yerli firmalar her ülkede neredeyse var, olmaya da devam edecek. Tabii pek çok konuya arka arkaya değindiniz ve savaş döneminin gelmesinden, petrol ve doğalgazın önemini korumasından, yenilenebilir enerjinin gelişiminin devam etmesinden bahsettiniz. Geçen sene bu zamanlar COP26 rüzgarında insanlar yenilenebilir enerjinin tamamen arkasında dururlarken bir anda pek çok şey değişmek zorunda kaldı. Güneş tarafından baktığınızda bu süreci nasıl değerlendirdiniz? Böyle bir krize önden bir tahmininiz var mıydı? Popülaritesi çok yüksek olan konular enerji sektöründe bir anda aslına bakarsanız işte parlayıp bir anda sönmeye mahkum aslında. Bir de tabii böyle bir çağda medyanın, sosyal medyanın güç olduğu bir dönemdeyiz. COP26'ya baktığımız zaman en büyük heyetin Türkiye'den gittiği bir toplantı süreci Glasgow'da. Ve güzel de oldu, tamam, ilgi çok yoğundu. O bize bir şey anlatıyor. Dünya aslında bunun popülerlik kazanmasına hazır. Ama gerek kapasite, insan kapasitesi, gerek kurulum gücü olarak buna acaba hangi ülke ne kadar yetişebilecek? Bu bir yarış. Günün sonunda bu bir yarış baktığımızda. Biz de söylüyoruz işte şu kadar artacak, %30'lara çıkacak. Kömürden çıkış politikaları açıklanıyor Avrupa Birliği ülkelerinden. Tamam, ama dediğiniz çok doğru. Bir anda bir savaş iklimi, bir yandan ekonomik dalgalanmalar, düşüşler, durgunluklar. Bütün planlarınız gerçekten bir gün içerisinde bozulabilir. Politik kanın sürdürülebilir kılınması böyle bir çağda çok zor. Geçtiğimiz çağlarda da belki zorluklar elbette ki vardı. Savaşlar yine yaşandı. Ama bu çağ çok daha soğuk savaşların yaşandığı bir dönem. Tek bir kelimeyle bile bir sektörü zan altında bırakabilirsiniz. Güneş enerji sektöründe gelişmeler parlak muhakkak ki. Çok güzel duyurular değil mi? Haberler paylaşılıyor. Geçmişe baktığım zaman bu kadar iklim, rüzgar, güneş konuşulmadığını hatırladığım dönemler var. Şimdi herkes bu konular hakkında yazıp çizmek, proje üretmek istiyor. Ama bu işte çok bir maddi getiri var gözüyle baktığınızda, ilerlediğinizde bir yerde kesintiye uğruyorsunuz. Bakın bugün güneş sektöründe elbette ki yatırımlar güzel ilerliyor. Popülaritesi yüksek ama sıkıntılar yok mu? Var. Yol çok uzun, yapılacak çok iş var. Bu nedenle çok ciddi adımlar atılmalı. Birçok EPC firmamız var. Sektörde şimdi ben Günder'in de temsilcisi olarak Esen bir tarafa konuşmak gerekirse panel üreticilerimiz var. Çok güzel haberler, işler duyuyoruz. Ama bir o kadar da tedarik zincirinde sıkıntıların olduğu, mesleki anlamda yetersizliklerin olduğu haberler hala gündemimizde. Mevzuatlarda iyileştirmelerin yapılması hala gerekiyor. Mesela rüzgar çok daha oturmuş bir sektör baktığımız zaman. Güneş yapısı gereği halka daha yakın, kurulumları çok daha kolay ama bir o kadar daha ince elinip sık dokunması gereken bir alan. Aslında çok farklı alanlara değindiniz ve bunların hepsi ayrı uzmanlık gerektiren alanlar. Peki bu kadar çok şeyi takip etmek için nasıl bir yol izliyorsunuz? Yani güneşten bahsettiğiniz zaman işin finans boyutu var, mevzuat boyutu var, farklı boyutları var. Şimdi işte güneş panellerini üretmek için gereken materyallerin fiyatlarında da ciddi artışlar gözlemleniyor. Pek çok dinamiği bir arada değerlendirip analiz edebilmeniz gerekiyor. Siz nasıl bir çalışma temposunda bunu götürüyorsunuz? Çok teşekkür ederim bu soru için de. Aslında biz sizle tabii daha önceden tanıştığımız için biraz süreci biliyorsunuz. Ben de bu alanda aldığım eğitim üzerine özellikle iletişim anlamında hani ekonominin üzerine biraz iletişim, biraz da politika katıp okumayı da çok sevmenin sanıyorum bir sonucu olarak. Özellikle yüksek lisans alanlarında hem çalışırken sizin de yaptığınız gibi hem de eğitime devam ettim. Biraz genetikte de var sanıyorum. Biz böyle eğitimi, sürekli öğrenmeyi seven bir aileyiz. Oradan da sanıyorum geliyor. Özellikle enerji sektöründe yer aldığımda şunu fark ettim. Hani bazı şeyleri bilmeniz için çok okumanız gerekiyor. Zaten okumayı çok seven bir insan olduğum için yazmak da çok keyif verdiğinden durmadan araştırdım, inceledim açıkçası. Bugün baktığımızda çok fazla güzel yayın var.
enerji hakkında ve çok fazla güzel yazıların yanında birçok vasat aslında yayında söz konusu. Bunları da elemek, bilgi kirliliğini yok etmek için biz daha doğru mecralar olmaya çalıştık hep çalıştığım ekiplerde. Sağ olsunlar çok güzel gazetecilerle çalıştım. Çok güzel gezilerde, yurt dışı faaliyetlerinde bir araya geldik. Ama hep okurken hareket halindeydim. Sanıyorum bu çok önemli bir şey. Okurken öğrenmenizi de sağlıyor. Ama en önemli kaynak burada sivil toplum kuruluşlarında ki geçmişim sanıyorum. Başladığımda özel sektörden başladım, enerji sektöründe, haber yayın kısmında ama derken bir şekilde ben sivil toplumun bir parçası olmuştum. Zaten hep üyelik gönüllü çalışmaların içinde bulunuyordum. O yüzden o proje faaliyetleri sürecinde çok fazla şey öğreniyorsunuz. Proje yürütmek aynı zamanda hem onun iletişim koordinasyonlarını sağlamak hem de etkinliklerini yapmak, sonuç raporlarını çıkartmak bir anda size birçok şeyi, yeteneği kazandırıyor. Ama şunu söylemek lazım. Ben de her şeyi tabii ki bilmiyorum. Her zaman öğrenmeye devam ediyorum. Sadece enerji sektörüne olan ilgim, ekonomiye ve politikaya olan ilgimden kaynağını alıyor diyebiliriz bu. Çok teşekkürler. Tabii şu an çalıştığınız pozisyon itibariyle pek çok firmayı yakından takip etme ve iletişimde kalma gibi bir durumunuz var. Türkiye'ye baktığımız zaman dünyada güneş enerjisi noktasında biz neredeyiz? Ne tarafta avantajlarımız var? Hangi alanda dezavantajlarımız var? Firmalarımız ne durumda? Potansiyelleri neler? Dünyayla rekabet edebilme noktasında hangi aşamadayız? Bu konuyla ilgili biraz bahsedebilir misin? Tabii ki. Ben Günder'de 4 yıldır çalışıyorum yaklaşık ve 3 yılında genel sekreter olarak çalışmaya devam ediyorum. 4 yıl önce başladığımız zaman yine Avrupa Birliği projelerimiz, biraz çok proje üreten bir dernekte olduğumuz için onlarla yola devam ettik. Bir yandan da onları sürdürüyoruz ama sizin de dediğiniz gibi Günler 30 yıllık bir dernek ve bu geçmişte tıpkı TÜREP gibi, Rüzgar'daki kardeş derneğimiz gibi çok fazla aşamalardan geçtik. Günler'e bugün baktığımız zaman çok üyeler geldi, geçti, inanılmaz süreçler yaşadı. Çünkü belli dönemlerde termal sistemler çok daha mesela etkindi güneş sektöründe. Bugün baktığımız zaman fotovoltaikler yarışta önde. Ama onlar da tabii ki ilerliyor ama fotovoltaikler kadar gelecekteki yani elektrifikasyon anlamında tabii ki durduğu bir nokta var. Bizim için üye profilimizde en önemli kısım aslında bu anlamda. Bu işin elektrik üretme boyutunda panel üreticileri, EPC firmaları, danışmanlık şirketleri, bu işin depolama Ar-Ge noktasında çalışanlar, çeşitli belediyeler, kamu kuruluşları ve üniversiteler bizim üye profilimiz oluşturuyor. Çok çeşitli bir alanda olduğunuz zaman ve eski bir dernek olduğunuz zaman herkesin memnun ettiğiniz dönemler bazen azalabiliyor. Biz de tabii ki inişler çıkışlar yaşıyoruz ama şunu her zaman bildik. 4 yıl boyunca Güder'de çalıştığım süreçte güneş sektörü Türkiye'de inanılmaz bir ilerleme kaydetti. Hani biz bugün baktığımız yerde %8'lere varan bir güneş payı kuruluşta görüyoruz ki bunun ilerlemesi için de mevzuatların önünün açıldığı, işte depolama alan tutun, hibrit sistemlere entegrasyon olsun diye güneş için çok fazla ilerlemenin kat edildiği, tüm kamu kurumların ve aslında özel sektörün, daha özellikle onları da söylemek lazım, değerli akademik temsilcilerin bu işte kendilerini ön plana koyduğu, çalışmalar yaptığı bir süreçten geçiyoruz. Tabii ki bu işin bu kadar popülerlik kazanması bazen sıkıntılar da yaratıyor. Çok fazla EPC firmamız var. Türkiye'deki çoğu EPC firması bizim üyemiz değil. Orada yanlış anlaşılmaya el vermek istemem. Birçok EPC, büyük firmalar olsun, küçük firmalar lokalde üyemiz. Ama bunların işlerinin ne kadar işte kapsamlı olduğunu, ne kadar iyi iş çıkarttığını gözlemek tabii ki Günder'in elinde ama zorlanıyoruz da belli noktalarda. Çünkü şu an inanılmaz bir talep var. Yeri geliyor panel üreticilerimiz üretimleri de bazı noktalarda belli koşullarda tedarikte sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bunlar sıkıntılı taraflar. Ama işin özünde geldiğimiz noktada dünyada Türkiye çok önemli bir pozisyonda. Her zaman söylüyorum, bazen seminerlere de gidiyoruz. Biz belli noktalarda teknolojiyi kaçırmış, belli zamanlarda geride kalmış ülkelerden biri olabiliriz. Diyelim ki sanayi devriminde geriden gelenlerden olabiliriz. Ama bu enerji sektöründeki dönüşüm çağında geride kalmamamız için çok iyi adımlar attığımızı düşünüyorum. Bunların gerçeklik kazanması, yarın öbür gün
yatırım ve kalkınma olarak memlekete geri dönmesi için çok daha net ve dürüst yatırımlar gerekiyor. Dünyada iyi pozisyondayız. Şu örneği vermek isterim. Bugün panel üreticilerimiz 30'u aşkın firma. Bunların çoğu günlerde üye kuruluşlarımız. Ama bir 10 kadar daha firmanın fabrika kurmak için çalışmalar yaptım. Biliyoruz, sizlere de gelmiştir bunların haberleri. Burada önemli olan konunun popülaritesi gereği buna yatırım yapıyor olmamak. Bunun sürdürülebilir kılınması. Çünkü bizim panel üreticilerimize baktığımız zaman bu işe yıllarını vermiş, çok gerçekten emekli insanların fabrikaları olduğunu görüyoruz. Çok ciddi teknolojileri Türkiye'ye kazandıran, Ar-Ge faaliyetleri için önde gelen üniversitelerle çalışan, hocalarla çalışan insanlar bunlar. O yüzden hani panel fabrikası kurduk, memlekete katkımız olacak demek çok gerçekçi bir bakış olmaz. Bunları sürdürülebilir kırmak lazım. Bugünkü potansiyelle ama şunu söyleyebilirim size. Fabrikalarımız Avrupa Birliği'nde ihtiyaç duyulan panel arzına hazır durumda. Çünkü onların böyle bir fabrika ve altyapısı yok. Bu çok büyük bir güç. Demin bahsettiğim treni belki yakalamadığımız zamanlar var teknolojide ama enerji dönüşümünde Türkiye bunu yakalayabilecek kabiliyete sahip. Evet. Bunu duymak çok güzel bir şey çünkü hep güneş enerjisi için iki tane büyük problemden bahsedilirdi. Bir tanesi sürekli evet. Konusunda yetersiz olması. Diğeri de işte Avrupa'da fiyatlar zaten ucuzlayacak. Madem ithal ediyoruz, ucuzladığı zaman ithal edilir. Ama sizin söylediğiniz kadarıyla son dönemde yapılan çalışmalarla biz aslında teknoloji konusunda onları yakalamışız. Çok doğru bir nokta değindiniz. Çünkü şöyle, üretim tarafı ve bu işi işte temiz kaynaklardan tüketmek tabii ki güzel ama dediğim gibi konuşmamızın başında da iktisadi olarak baktığınızda dengeler çok önemli. Tabii ki tüketelim ama üretelim de ve dışarıya zincirimizi geniş tutalım. Bu ürünleri, teknolojileri Türkiye olarak biz de geliştirelim. Bu gücümüzün de farkında olalım. Sonra tabii ki yine o sırada devam eder çatılar, enerji kooperatifleri, fabrikalarımız neden olmasın öz tüketimler için zaten çok büyük bir talep var şu an. Bunlar artacaktır. Ama işin teknoloji üretme boyutu Türkiye için çok çok büyük avantaj. Bunu bizim kullanmamız gerekiyor ve şu an iyi gidiyoruz bu anlamda. Teşekkürler. Bir de benim en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi güneş enerjisinde çok fazla dernek var. Yani farklı alanlarda da olsa evet. Aslında hani benzer işleri yapan insanlar farklı derneklerle kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Bu iletişim problemi mi yoksa farklı alanlara cevap verebilecek farklı oluşumların olması bir gereklilik mi? Bu sadece Türkiye'de böyle mevzuatlarla ilgili bazı problemler aşılamıyor mu? Genel olarak STK'ların durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi analiz yeteneğinizin çok iyi olduğunu söylemem lazım öncelikle. Üç nedenin de üçünü aslında koyabiliriz. Türkiye'de dernek, vakıf olmak gerçekten çok zor işler. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz alandan olduğumuz için. Çok fazla kurallarla, belgelerle ve yapılması gereken işlerle muhatap oluyorsunuz. Tabii ki sektördeki firmalar da bundan muhatap ama adı çıkmış 9'a inmez 8'e diye bir deyim vardır biliyorsunuz. Bizde de var. Şimdi bir kere derneklerde yani her şey bir yana bir lobi faaliyeti de var. Her zaman da bu böyle olacaktır. Dünyada da bu böyle. Yani biz birçok yurt dışından derneğe, birliğe üyeyiz. Ve bunlara baktığımız zaman onlar da kendi içerisinde lobi faaliyetleri yapıyor. Bizler de yapıyoruz. Ama ülkenin dinamiklerini, politikasının, belki de insan ilişkilerinin, iletişim gücünün kuvvetine göre bu lobi faaliyetleri esneyebiliyor, geri geliyor, katılaşabiliyor. Biz de bunlardan aslında müzdarip belki de birçok dernek oluyoruz. Çok güzel bir şey. Renkli bir dernek yapısı olması ama bu kırılımlar biraz da yıpratıcı olabiliyor. Ben şöyle söyleyebilirim. Hani esen olarak hepsiyle paydaşız. Hepsiyle görüşüyoruz. Birlikte çok işler yapıyoruz. Ama bu sorduğunuz dışarıdan bir gözle bakıp da dediğinizde çok ayrık da duruyoruz. Bu ayrışmanın aslında giderilmesi için siz de fark ettiyseniz güneş sektöründe son özellikle birkaç yılda ortak iş yapmaya çok yöneldik. Birlikte etkinlikler yapıyoruz. Sizler yaptığınız gibi seminerler de yapıyoruz. Herkesin güçlü olduğu noktayı açığa çıkartmasına izin verdik. Diyelim ki bazı dernekler özellikle çok daha büyük işte diyelim ki yatırımlara odaklanan üyeleri çekiyor. Evet büyük yatırımcılar orada olsun. Bazı dernekler diyelim ki çok daha iyi analiz yeteneğine sahip ve analizleriyle sektöre katkı sunuyor. Evet bizler de destek oluyoruz onlara. Diyelim ki kimisi belki de bizim gibiler Avrupa Birliği projeleri yönetmede çok iyi kadroları bu anlamda gelişmiş.
bunlar da paydaş olmaya özen gösteriyoruz. Gerçekten bu çeşitlenme aslında güzel ama sanılmasın ki biz ayrı gayrı iş yapıyoruz. Bir bakıyorsunuz mevzuatlarda herhangi bir şey var. Ortak toplantılar yapıyoruz. Hepimiz oturup neyi nasıl düzeltebileceğimizi konuşuyoruz. Bu bir platform. Yeri geldiğinde herkesin aynı aslında tadı alamayacağı kuruluşlar da oluyorsunuz. Ayrılıyor, başka derneğe gidiyor, vakfa geçiyor. Bunlar normal süreçler. Biraz da gönülden olması lazım bu işlerin ama baktığımız zaman sektör dernekleri, özellikle enerji alanında hangi alanda olursa olsun yani doğalgaz, kömür, güneş, rüzgar fark etmez. Ticari faaliyetleri olan üyelerdir bunlar. Yani sırf işte doğayla ilgili değil mi? İşte insanları, hayvanları korumakla ilgili dernekler değil bunlar. Kar maksimizasyonda olunca konuşmalar, kamuoyu yaratma, belli noktada çatışmalar muhakkak oluyor. O yüzden profiller de başka derneklere kayabiliyor. Peki mevzuat tarafına baktığımız zaman şu anda STK'ların etkisi ne düzeyde? Yani ben çok fazla LinkedIn'den görebiliyorum işte şu süreçleri biraz daha kolaylaştırsanız pek çok lisanssız şirket girebilse de bir an önce daha evet. fazla şey yapabilsek ya da işte tüketicilerin kendi içerisinde ticaret yapmalarını olanak sağlayabilecek bir sistem bir an önce kurulsa da buradan faydalanabilsek derken bir taraftan da hani kurulu düzeninde buna uygun bir şekilde de geliştirilmesi gerekiyor. Yani evet. oradaki durum tam olarak ne? Siz nasıl bir şekilde değerlendiriyorsunuz? Ya aslına bakarsanız son özellikle 2019'dan bu yana güneş enerji sektöründe çok ciddi atılımlar oldu. Yalnız bunun geçmişi çok çok öncelere dayanıyor. Burada hani biz gençler olarak şunun altını çizmek lazım. Bu işe gönül verip uzun yıllardır mevzuatlar için uğraşan çok kıymetli temsilciler var. Bu böyle bir anda işte parmağı şıklatıp da hadi bakalım herkes güneş enerjisine yatırım yapsın, lisanssızlar artsın, öz tüketime odaklanım olmadı. O yüzden onların da isim zaten sektöre bakıldığında bunlar görülecek insanlar. Çok kıymetli katkılarıyla bu noktaya geldik ama Gündar gibi derneklerin mevzuatlarda işte üyeleriyle etkisi çok büyük. Onu söyleyebilirim. Bugün bile işte taslak yönetmeliklere görüşler sunduğumuz, üyelerle oturup toplantılar yaptığımız ve bunları için bizzat özellikle buluşmalar ayarlanıp neyi nasıl düzelteceğimizi karar verdiğimiz ayda 2-3 tane toplantımız oluyor. Diğer derneklerle de buluşuyoruz. Sadece güneşte olmamakla birlikte hani bunun kutsal boyutuyla ilgilenen, lisanssızların haklarını arayan derneklerimiz de var bugün baktığımızda. Ve hani işte depolama boyutu için özellikle çalışanlar var. Siz de söylediniz. Bugün tabii ki temiz enerji kaynakları, iyi hoş, güneş, rüzgar dünyada da çok rövaçta. Belki bugünlere gelebileceği 10 yıl önceden kimileri için burun kıvrılarak anlatılan şeylerdi. Bugün ama çok ciddi ilerleyişte. Ama bu çok mevzuat açısından baktığımızda çok derin konular var. Sadece işte lisanssızların kurulumu değil, bu işin depolama boyutu nasıl olacak? Bir yere koyacaksanız bu tarım arazisi olmayacak. Peki çatı olacaksa o çatı nasıl olacak? Çünkü çok 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 boyutlarıyla düşünülmesi gereken yatırımlar bunlar. Bakın mesela bir rüzgar yatırımı ölçek ekonomisi gereği baktığınız zaman değil mi daha büyük yatırımlar, daha büyük türbin sistemleri ve araziye kurduğunuz zaman çok ciddi megawattlarda kurulu gücü size sunar. Güneşte ise küçük küçük yatırımlar, ince ince işlenen o fotovoltaik sistemleri hayal edin. Ama onun arkasında da yine güvenlik çok ön planda. Haliyle mevzuatları çok ince ince işliyoruz. 2019 öncesi de çok ciddi katkılar oldu ama çatı devrimi 2019'da yaşandı biliyorsunuz Mayıs ayından itibaren. Bunlar da iyi gittik. Aksamalar oldu mu oldu muhakkak. Ama bugün birçok dernek temsilcisi de bana katılacaktır. Çok güzel OSB'lerin geçişlere yatırımlar yaptığı, özellikle OSB'lerin, belediyelerin, üniversitelerin bu yatırımlara evlendiğini görüyoruz. Hane halkına henüz o kadar inemedik. Buna inmek için tabii ki maddi gücünüzü daha yeterli olması gerekiyor. Her zaman diyoruz işte yurt dışına özellikle Almanya'ya giden sektör temsilcileri bu intersolarlara gittiğimizde gördüğünüz bu çatıları derler. Biz de istiyoruz ama Türkiye'nin bunu yapabilmesi için ekonomik gücünün, hane halkının daha kuvvetli gelirinin olması, daha rahat soluk alması gerekiyor. Evet iyi noktalardayız mevzuat için görüşleri sunuyoruz ama çok daha açık verdiğimiz konu var. Beklediğimiz gelişmeler de var ama biraz yavaş ilerliyor bunu da altını çizmek lazım. Gündar her zaman ama bu mevzuatların sürecinde hakim, takipte yeri geliyor ama tabii ki hep bizim dediğimizde olmuyor. Onu da altını çizmek lazım.
Tabii şimdi o teknolojilerden bahsettiniz. Sıfırdan yatırım yapmak isteyen bir insan bu konulara çok meraklı, enerji dönüşümünü çok önemsiyor. Siz nerede fırsat görüyorsunuz? Yani sizin yatırım yapma fırsatınız olsaydı nereye yapardınız? Evet, bu da çok güzel bir soru. Ben kendi alanımdan bunu yanıtlayabilirim. Benim baktığım yerden bu çok geniş bir yelpaze. Güneşi değil aslında, tamamen bu enerji dönüşümünü mevzu bahis yapıyoruz aslında sorunuzdan anladığım kadarıyla. Enerji dönüşümü dediğimiz tabir bütün popüler kültüre girdiği ifadelerin dışında çok geniş bir yelpaze yayılıyor. Bu bir elektrifikasyon süreci. Ama bu süreç size şunu söylemiyor. Sürekli elektrik üretin, elektrik harcayın, tüketin demiyor. Bunu daha verimli de kullanın diyor. O yüzden baktığımız yerden işte herkesin bir anda bu işte çok para var, getiri var deyip işte yatırımlar yapması, PC firmaları kurması ya da panel fabrikaları tabii ki açılsın ama deminki biliyorsunuz önceki soruya da atıfta bulunalım. Sürdürülebilir olacaksa açılsın bunlar. Devamı gelsin. Bu önemli. Onun altını çizerek söylüyorum. Nerede iyi olduğunuzu iyi görmek lazım. Sizin, ekibinizin, aldığınız eğitimin. Belki bu işin Ar-Ge boyutunda çok iyisiniz. O zaman Ar-Ge yapan firmalarla, akademiyle buluşup, iletişim kurup harekete geçmeniz lazım. Çok güzel firmaları var Türkiye'nin. Özellikle teknoparklarda benim de takip ettiğim, yakınlarımda çalışan insanların olduğu inanılmaz güzel teknolojilerle uğraşıyorlar. Bunlara el uzatmak lazım. Sizde hani para var, şuraya bir araziye çatıya GES yapalım ya da işte şuraya bir türbin koyalımdan öte daha geniş düşünmemiz lazım. Akıllı şebekeler var. Akıllı şebekelerle dağıtım sistemlerinin gerçekten çok daha net kontrolünü ve elektrikteki kaçakların, kayıpların, ulaşım sıkıntılarının çözülmesi lazım. Buna evrilebilir. İzleme sistemleri, otomasyonlar, bunlar çağımızın gerekleri. Artık dijital dönüşüm aldı başını gitti. Enerjiyi de bu akıllı sistemlere entegre etmek zaten insanların uğraştığı bir alan. Bunları düşünmek lazım. Ve her şeyden önemlisi, siz de söylediniz, bunlar kesintili kaynaklar. Bunlar her zaman enerji üretebildiğimiz kaynaklar değil. Ama bunu depolamayla çözmeye çalışan pek çok temsilci şu an var. Bunlara destek olmak lazım. Belki de fon olmak, sponsor olmak, gençleri, akademiyi bu anlamda yalnız bırakmamak gerekiyor. Bakın güzel bir örnek vereyim buradan. Tarım tarafı ile ilgili olarak çok güzel projeler geliştiriliyor. Bizim de ortağı olduğumuz projeler hayata geçirilecek. Yakın zamanda bununla ilgili zaten duyuruları paylaşacağız. O kadar güzel ki yani bu kamuda bazen yanlış anlaşılmalara veren bir konu. Biliyorsunuz işte tarım arazilerini güneş santralleriyle niye mahvediyorsunuz tarıma elverişliyken? Böyle bir şey yok. Bu yapılan varsa zaten yanlıştır ama böyle bir santral onaydan nasıl geçmiştir o zaman? Bunu incelemek lazım. Şu an süreç şöyle ilerliyor. Altta verimli bir arazide çok güzel ürünler üretebiliyorsunuz. Tarımınızı kalkındırıyorsunuz. Üstte de elektriğinizi üretip tarımsal sulamanızı da bundan yapıyorsunuz. Dünya da şu an bununla uğraşıyor. Türkiye'de de Ar-Ge faaliyetleri buna yoğunlaştı. Şunu söyleyebilirim. Umutlu olmak lazım. Bizde biraz yavaş ilerliyor olabilir bazı şeyler ama çok çok güzel zeki çalışmalarımız var, zeka dolu. Bu insanların fonlanması, parasal bakım, maddi ve manevi anlamda diyorum, yalnız bırakılmaması çok önemli. Yani güneşte çok para var diye bu işe girmek doğru bir bakış açısı değil. Bu işte iyi değilseniz iyilere bırakın, onlar yapsın. Aslında temelde bu etkinlikleri yapma konumuza getirmiş olduğunuz sohbetimizi biz 2053'teki net sıfır hedefine şimdi ulaşabilmek için bugünden eğitim sistemimizi nasıl düzenlemeliyiz ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. İnsan kaynağında durum ne? Üniversiteden çıkan birisi şu anda yeterli şekilde gelebiliyor mu? Ben duyduğum kadarıyla pek çok şirket bundan çok memnun değil açıkçası. Yani yeterince gelişemediğinden bahsediyorlar ve adaptasyon sürecinin çok uzun sürebildiğinden bahsediyorlar. Evet. Bunda tabii Covid'in de etkisi var. Yani çok uzaktan okuyan bir sürü insan oldu bu süreçte ama eğitimde peki nereye odaklanmamız lazım? En çok ihtiyaç duyduğunuz, en çok dikkatinizi çeken şey ne oluyor sizin bu sektörde? Evet, bu da yine kendi alanımdan baktığımda ben biraz daha tabii işin enerji politikaları boyutunda, medya boyutunda, iletişim boyutunda bakıyorum ama özellikle Avrupa Birliği projelerinde bu alanda çok fazla çalışıyoruz. Biz de dernek olarak biliyorsunuz mesleki anlamda güneşte nerede eksik var, biz bu işi nasıl çözeriz kısmına geçmiş yönetimlerden bu yana, geçmiş genel sekreterliklerden bu yana çok fazla uğraş vermiş bir kurumuz.
O yüzden bunların da hakkını teslim ederek söylemek gerekiyor. Yaklaşık belki de 8-10 yıldır çok fazla konuşulan, uğraşılan konulardan biri. Sektöre meraklıysanız zaten bir şekilde kendinizi geliştiriyorsunuz okurken. Ama diyelim ki çok fazla da merakınız yok ve siz diyorsunuz ki paramı kazanayım, maaşımı alayım, öyle yaşayıp gideyim derseniz enerji sektörü bu kadar hareketsizliği kaldırabilecek bir sektör değil. Enerji sektörü çok tansiyonu yüksek bir sektör. Şimdi baktığımız yerde özellikle bizim içinde olduğumuz yenilenebilir enerji sektörü için diyorum. Bir an olsun, buna pazar günleri de dahil, mevzuatları kaçırmamanız gereken, sürekli takip etmeniz gereken bir sektör. Gözünüz açık olmalı, okumayı sevmelisiniz. Doğru iletişim kurmak için insanları iyi dinlemeniz gerekiyor. Her zaman her şeyi bilemeyebilirsiniz, sormanız gerekiyor, öğrenmeniz gerekiyor. Sonra sonra ben de okuya okuya, paylaşa paylaşa öğrendim. Burada özellikle bakın üniversite zamanlarından bugünlere eğer sektörde yer almak istiyorlarsa arkadaşlar, biliyorum dersler ağır, biliyorum hayat çok daha belki üst üste geliyor öğrencilikte, finaller, vizeler falan ama şunu altını çizmek lazım. En güzel zamanlar o zamanlar, en iyi öğrendiğiniz ve beyninizin tabiri caizse sünger gibi bilgiyi çektiği zamanlar o yıllar. O yüzden o dönemlerde belki kariyerinizin nasıl gideceğini bilmeseniz de neyi seviyorsanız, hangi sektöre ilginiz varsa ufak ufak ikinci, üçüncü yılda üniversiteye alıştıktan sonra başlamak lazım. Kendini sadece derslere adapte edip, işte müfredatı tamamlayayım, 4.0 ortalamayı yapayım, hocaların gözüne gireyim gibi değil. Çok daha geniş, sizi mutlu edecek perspektifte işler yapmak lazım. Bakın bir örnek vereyim. Ben enerji sektörünü çok seviyorum ama enerji sektörü dışında çok daha sevdiğim işler de var. Uzun yıllar ben radyoculuk yaptım. Müzik çok sevdiğim bir alan mesela. Ve her zaman bu alanda çalışmayı çok istemiştim. Orası ama beni sektöre getirdi bir anlamda. İnan edin üniversite yıllarında yaptığınız ufak bir tiyatroda yer almanız bile yarın öbür gün gelecekte neden keyif aldığınızı size anlatacaktır. Türkiye'deki eğitim sistemi buna izin veriyor mu? Mesela sorunuzdan bu da çıkıyor. Buna izin vermediğini çok net söyleyebilirim. Sudan çıkmış balık gibi oluyoruz hepimiz. Biz de mezun olduk. Her ne kadar sektöre alışmaya çalışsam da okurken bir baktım ki çok da zorlandığım zamanlar oldu. Arkadaşlarımız da zorlanıyor, zorlanacaklar. Hele Covid hepimizi yıprattı. Süreç onlar için ayrıca zor, kabul ediyorum. Ama okurken şirketlerle temas kurup, bizlerle temas kurup, yeri geldiğinde çat kapı mesela derneğe bile gelenler oluyor. Cesaret çok önemli. Bunlar çok önemli aktiviteler bakarsanız. Sadece derse, not ortalamanıza odaklanmamak, hayatta sevdiğiniz şeyleri yazmak, çizmek ve gezmek çok önemli. Bunu da söyleyeyim. Keşfetmek çok önemli. İnsan tanımak. Bunlar sizi geliştirecektir. Enerji sektöründeki en büyük problemlerden biri bence iletişimsizliğin olması. Ya işte firmaya geliyor, not ortalaması mesela 3.80. Değil mi? Çok iyi mühendis yetişmiş çocuk. Ama mesela verilen işi anlamayabiliyor. Niye? Çünkü elini sadece buna odaklanmış. Sizi dinlemeyi çok da bilemiyor. O yüzden biraz kendinizi rahat bırakıp sakin olmak lazım. O zaman firmalarda size özgüveninizi görüp ona göre aslında şey yapabilir, davranabilir diye düşünüyorum. Çok çok da özel sektör firmalarına seslenelim buradan. Genç arkadaşları da yıpratmasınlar. Kamu da öyle. Sonuç olarak hepsinde bir cevher var. Önemli olan o cevheri açığa çıkarabilmek. Tabii enerji sektörüyle ilgili bir çalışma yapmak isteyen birisi aslında çalışmasının daha 15. dakikasına gelmeden birden fazla disiplinde temel şeylere hakim olması gerektiğini görüyor. Evet, evet. Peki bunu hani nasıl yapabiliriz? Yani eğitim konusunda bir söz hakkı verilse size ve hani ne derseniz yapacağız deseler neyi farklı yaparsınız üniversitede? Nasıl bir değişiklik istersiniz? Kesinlikle disiplinler arası kavramını bütün lisans sürecini ön lisans fark etmez mesleki okullara bunu getiririm. Yani diyelim ki bir çocuk enerji sistemleri mühendisliği okuyor. Tamam okusun. Bunda öyle bir pay yaratmak lazım ki bir yandan onu işte yurt dışında işte Covid'den ayrı bağımsız söylüyorum. Özellikle Avrupa Birliği projelerinde yaşadığımız süreçlerde biliyorsunuz yurt dışında geziler, diğer kurumlarla, diğer okullarla entegre faaliyetler. Gözünü açmak aslında en güzel net tabiriyle. Çocuğa dünyayı göstermek. Yani bunlar çok önemli. Yalnız olmadığını, sadece enerji sistemleri mühendisliğinin enerji üretmekten farklı şeyleri de temsil edebileceğini göstermek. Bugün baktığımızda biz Paris Anlaşması'nı geç de olsa onaylamış bir ülkeyiz. Paris Anlaşması, Paris deyip duruyoruz ama
Çocuklar belki bunu bilmiyor. Belki geliyor çocuk mühendisi çıkıyor ama işte bir kurumun ismi söylendiğinde işte burada söyleyebiliriz işte TEDAŞ, TEİAŞ, EYUAŞ bunları ayırdığında hangisi hangi işe hizmet ediyor? Belki de bunları bilmiyor. Her kurumun görev yetki, sorumlulukları neler? Gidip konuşulabilir, oradan temsilciler gelebilir sektörden eğitimlere. Özellikle bu şeyleri çok TEDx konuşmalarını aslında ben de çok beğeniyorum. Bunların müfredatta yeri olsa düşünsenize. Amfiteyatrolara, öğrencilere yine geliyorlar ama bunlar daha sıklaşsa, sektör temsilcileri bizzat öğrencilerle buluşsa, sadece kariyer günleri aktiviteleri gibi düşünmeyin, dersleri onlar anlatsa. Özellikle bu iklimle ilgili meselelerde muhteşem bir öğrenilecek süreçler, raporlar var. Bunlar için özellikle eğitimcilerin her yeni çıkan raporu takip edilmesi adına bizim gibi dernekler belki onlara yardımcı olabilir. Dipnotlar, keywordler ya da işte infografikler sizler, bizler çıkartabiliriz. Güzel şeyler yapıyoruz ama birbirinden bazen kopuk ilerliyor. Müfredattaki en önemli şey ama çocukları derse boğup sadece not, işte vize, ödev, final falan bunlarla uğraşmalarını sağlamak olduğunda bu çocuklar boğuluyor. Onlara hayatta nasıl yaşayacaklarını da göstermesi gerekiyor bence insanların. Biz de buna dahiliz. Dediğim gibi gezmeden, görmeden sadece masa başı okuyup, yazıp, çalışıp gerçekten doğru bir kariyere gidilir mi emin değilim. Hani hangimiz doğruyuz belki herkesin eksiklikleri var bu hayatta ama hiç değilse mutlu olunmaz öyle söyleyeyim. Teşekkürler. Tabii siz aslında çok önemli iki tane derginin de editörüsünüz aslında. Bir tanesi Gün Dergi, bir tanesi de Türkiye Enerji Vakfı tarafından çıkartılan Enerji Panorama. Enerji sektörünü aslında anlatan, insanları bilgilendirmeye çalışan konularda da önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Buradaki gelişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Dergicilik aslında bu yayın boyutu benim her zaman en keyif aldığım alan olmuştur. Sivil toplumun tarafında özellikle çalıştığınızda çok iyi bir şey değil belki. Ama demin dedik ya disiplinler arası hareket etsinler arkadaşlar. Okusunlar, yazsınlar. İşte bu da o konuya giriyor. Her şeyden biraz yapmanız gerekiyor, yeri geliyor. Benim yayıncılık ama ilk yaptığım iş olduğu için sektörde en kıymetli o aslında. Biz dergiyi ilk çıkarttığımız özellikle Enerji Panorama adına söyleyelim. O alanda birkaç dergiden biriydik. Ve çok kıymetli gazeteci abilerim, ablalarımla birlikte çıkarttık. Hala çok da güzel çalışmalar yapıyorlar. Ben işi onlardan da öğrendim. Aldığım eğitimin de dışında. Ve çok ciddi güzel sayılar çıkarttık. Geçen gün bir sebepten yine böyle dataları gözden geçirmem gerekiyordu. Kapaklara bakıyorum yani 8-10 yıl öncesinden enerji dönüşümüne dem vuran haberler, yayınlar. İşte bugün baktığımızda birçok Outlook işte bu enerji görünümü raporlarının söylediklerini tahminleri veren çok kıymetli konuk yazarlar, akademisyenler içeride. Çok güzel bir şey. İşte bugünün de yazdığımız yazılar 10 yıl sonra gerçekleştiğinde işte %30'lara, %40'lara vardığında belki yeşil enerji kaynakları diyeceğiz ki evet doğru şeyler söylemişiz. Çünkü gerçekten bilimsel analiz ve yazılar doğru yapıldıysa gerçeği söyler. İşte Gün Dergi, Enerji Panorama aslında bunu yapmaya çalıştığımız yayınlar bizim. Siz de biliyorsunuz içerideki çoğu insan çok kıymetli. Temsilcilerimiz var, yazarlarımız var. Gel, gör ki zaten Gün Dergi'de Bilkent ekibi de içeride. Sizlerin de çok kıymetli yazıları var. Ben gurur duyuyorum açıkçası. Özellikle gençlerin enerjiyle ilgili, iklimle ilgili ve çevreyle ilgili hassasiyeti, bunların işte yazıya dökülmesi, doğru çeviriler yapabilmesi, bunları analiz edebilmeleri. Çünkü karşınızda veriler var ama doğru analiz etmezseniz o verilerin, o sayıların hiçbir anlamı olmaz. Okuduğunuz şey sayılardan da ibaret olamaz. Belli bir şey söylemeniz lazım yazıda. İşte Gün Dergi'de, Panorama'da hep biz bir şeyler söylemeye çalıştık. Sadece reklam ya da basın bülteni kokan yayınlardan olmamak adına yıllardır çalışıyoruz. Var, bunlar çok sık şu an. Medya inanılmaz kalabalık enerji sektöründe. Çok güzel yayınlar var. Ama demin de başta söylemiştim, bilgi kirliliği de çok. Doğru yayınları takip etmek çok önemli burada. Ama bunu da birlikte yapacağız. Bizim de hatalarımız vardır. Söyleniyor da bazen yayınlarda bize de eksiklikler oluyor. Her zaman doğru yapmanız mümkün değil. Hatayı kabul edip doğru haberciliği bir kez daha denemek. Bu da mesela genç arkadaşlar aslında önerilerden biri olabilir. Çünkü yanlış yapa yapa
En doğruyu öğreniyorsunuz. Ama güzel gidiyor medya tarafı. Tek bir anekdot. Dergilerin artık hani basılı olduğu taraf biraz eskilerde kaldığı gibi görünüyor. Siz de etkinliğe başlamadan bir sohbet ettik hatırlarsınız. Ben hala biraz konuya eski kafalı bakıyorum. Çok seviyorum elime alıp okuyabilmeyi, kitapları, dergileri ama bu iş artık e-dergi boyutuna geçti. Biz de o yüzden dergilerde de görüyorsunuzdur zaten biraz daha bu boyutta hareket ediyoruz. Kağıt, çevre, tasarruflu davranmak lazım. Belki de doğrusu da bu. Onu da söyleyelim. 10 yıl önce böyle değildi. Masanın üstünde görmek istiyorlar dergileri. Bu arada hem de bu vesileyle bizim Sinerji'de çıkan yazılarımıza da dergilerimize yer verdiğiniz için biz de Bilkent ekibi olarak çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Aramızda hem hocalarımız hem arkadaşlarımız var yazıları yayınlanan. Onlar da çok mutlu oluyorlar. Çok sağ olsun. Emekleriniz de sağ olun. Her zaman tam destek. Öyle diyeyim. Ne zaman isterseniz. Çok teşekkürler. Tabii bir taraftan da aslında hani medyadan bahsettiğinizde insanların bir şeyleri çok fazla okuma seviyesi de yavaş yavaş düşüyor. Yani biz özellikle Sinerji'de 5-6 yazıyı geçmemeye çalışıyoruz. Çünkü hani okunmayacaktır eğer 15 tane yazı eklersek oraya pek bir şey ifade etmeyecektir. İnsanlar en azından 5-6 tane şeyi görsünler ve ondan sonra ilerlesinler diye düşünerek şey yapıyor. Doğrudur, yanlıştır bilmiyorum ama haftalık bir yayın için. Bundan sonra düşünce kuruluşları raporlarda, infografiklerde ya da işte sosyal medya stratejilerinde ne tarafa doğru evrilecek? Biz şu anda nasıl bir hazırlık yapabiliriz? Bilkent olarak ben hani sizinle özellikle görüşüyorum. Stratejilerinizi nasıl yapalım diye o konuda da destek veriyorsunuz. Ayrıca teşekkür ederim. Evet. Genel olarak görüşleriniz neler? Şimdi tabii Covid de bambaşka bir hal aldı medya. Seviyorduk tabii ki sosyal medyayı, web sitelerini ama Covid ile birlikte o yalnızlaşma, belki de çekilme hali ve korku tabii ki başta olmak üzere biraz insanların daha bireysel bakmalarını sağladı, neden oldu. O yüzden daha bireysel aktiviteler daha sevilir oldu. Hal böyleyken baktığımda tamam çok güzel dijital işler oldu ama şeyi biraz gözden kaçırdık gibi. Böyle inceleyip sık dokuyup okumaları, çok güzel örnek verdiniz. Kalın kalın sayfalar çevrilip de böyle işte üzerine notlar alıp post-it'lerle pek bir şey okunmuyor. Siz de benim gibi tabii bu işin işte akademi boyutunda da yer almayı seven biri olduğunuz için, o tezler yazıldığı için biz iyi biliyoruz ki onlar öyle yapılmak zorunda. Mesela okumadan etmeden o yüksek lisans tezleri, doktora tezleri yapılmıyor. Seven insan için tamam ama herkesten sizin gibi baktığını bekleyemiyorsunuz. Daha az okuduklarını insanların biliyorum. Sosyal medyanın ne kadar güçlü bir platform olsa da çok bilgi kirliliğine, manipülasyona açık bir yer. Ve insanlar çok birbirini kırabiliyor. Doğru olmayan bilgiler bir anda yayılabiliyor. Tehlikeli de yerler. O yüzden stratejinin en büyük yanı gerçekten hani çok işte takipçiye ulaşayım. İşte 10 binler, 30 binler beni takip etsin, kurumumu takip etsin. Bu açıdan bakmak bir kere yanlışa götürür. Herkes enerji sektörüyle ya da sizin kurumunuzun yaptığı işlerle alakadar olacak diye bir kayda yok. Olmasın da zaten. Bir konuyu özeli, bileni, sevini takip etsin ki daha güzel gelişme kaydedilir. Bazen az ve öz olmak doğrudur. Bu anlamda takipçi sayısına odaklanmamak çok önemli. Diyelim ki söyleyecek bir şeyiniz yok. O gün çok da sektörde pek bir şeyde hareket yok. İlla bir şey söylemek zorunda değilsiniz. Mesela şimdi sosyal medya uzmanlığı diye bir alan var biliyorsunuz. Halbuki bu bir uzmanlık olarak ne kadar meslek olarak seçilir tam bilemiyorum. İletişim uzmanlığını anlayabilirim ama sadece sosyal medya uzmanlığı biraz böyle sabun köpüğü diziler gibi işlerden olabilir. Bunu yapan arkadaşlara saygı duyuyorum ama kendilerini mesela başka alanlarda da geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün Twitter var, Instagram var ama geçmişte Facebook da vardı. Bugün mesela Facebook çok fazla kurumlar için değil mi? İlgi alanı değil kurumlar için. Alanı LinkedIn kurumlarının özellikle. Bazılarında işte Instagram, Twitter dediğimiz gibi. Ama bunlar belli zaman sonra belki de yeni başka bir platforma bırakacak. O yüzden daha geniş bakabilmeli iletişim mecralarına. Ve en önemli şey dijital dünyada güzel dijital cihazları kullanabilmek. İyi Instagram kullanıyor olabilirsiniz. Çok iyi storyler kullanabiliyorsunuz tamam ama tekrar altını çiziyorum. O gün söyleyecek bir şeyiniz yoksa takipçileri illa her gün ben buradayım demek zorunda değilsiniz. Bir kurumun politikalarını ya da gidişatına bu bakış açısı yakışmıyor. Ha, bireysel kullanıcılar için
diyecek bir şey yok. Onlar nasıl istiyorsa tabii ki öyle yapacak. Ama kurumsanız ona göre hareket etmeniz şart. Bunu özellikle kendim de hani yer aldığım kurumların sosyal medya kısımlarını yönettiğim için söyleyebilirim. Hiç de beni yanıltmadı. Her zaman da doğru tepkiler aldık açıkçası. Çünkü bunlara odaklanmadık. Ve belki de dediğim gibi işte Zoom'dur, başka bu tarz platformlardır. Bunlarla ilgili pro şeyleri, özellikle üyelikleri yapmak, bunları güzel yönetmek. Bir moderatör değil, birkaç moderatör birden. Mesela biz ekipte, ofiste 5 kişiyiz. 5 kişi de Zoom'u da kullanabilir. Microsoft Team'e de girebilir. Muadili de olabilmek küçük ekiplerde özellikle çok önemli. İlla her şeyi de biri yapmak zorunda değil, özellikle sivil toplumda. Bunları söyleyebilirim. Ama ben yine de yüz yüze toplantıları her zaman çok daha sevmişimdir. Umarım Covid'den tam kurtulup onları da yaparız tekrar. Evet, aynen öyle. İki ofiste Ankara'da olduğu için bizim toplantıları da gerçekleştirme şansı. Evet, bir tane birleştirip şöyle güzel evet. Bir kampüs etkinlik yapmamız lazım iki grup. Kesinlikle. Şimdi son 10 dakikaya giriyoruz. Katılımcılarımız da misafirlerimiz de chat üzerinden varsa soruları yazabilirler. Siz aslında son soruma kısmen cevap vermeye başladınız. Günlerde bir gününüz nasıl geçiyor? Bu alanda STK'larda çalışmaya meraklı olan bir insan kendisini nasıl hazırlayabilir? Kısaca ondan bahsedebilir misiniz? Çalışma temponuz nasıl? Neye dikkat ediyorsunuz? Tabii ki zevkle. Ben fark edilmiştir. Beni tanıyanlar böyle bilirler. Biraz hareketli bir insanım. Böyle biraz çabuk işte yaparım. Ama işte herkesin genetiği farklı. Bu da sanıyorum iş hayatıma da yansıyor. Günlerde bir günümüz nasıl geçiyor? Biz günlerde küçük bir ekibiz. Çok sevdiğim 4 arkadaşım var. Bazen de dışarıdan çalıştığımız ekiplerle birlikte yakın temasta olduklarımızda 10-15 kişi aslında her hafta gördüğümüz, konuştuğumuz diyelim insanlar. Ama ofiste 5 kişiyiz ben dahil. Küçük tatlı bir ofisimiz var. Her sabah aslına bakarsanız biz biraz sohbetle, kahve terapisiyle güne başlıyoruz. Ama her zaman da böyle yüzümüzde gülücükler atarak, afyonumuz patlayarak da işe gitmiyoruz. Bizim sektörümüz çok yoğun, tansiyonu yüksek bir sektör. Bir bakıyorsunuz gece bir yerlerden mesajlar gelmiş, mevzuatlar değişmiş. Onu yetiştirmek için sabahın erken saatlerinde gidip gerek ekiple gerek tek başıma yazılara başladığım da oluyor. Ama bu tekrar başta söylediğim gibi hareketli bir insan olduğum için beni üzmüyor. Bazen gecelemeniz gerekiyor, hafta sonu gidiyorsunuz. Günlerdeki işler her gün aynı ritimle devam etmiyor. Sivil toplumda çalışıyorsanız bazen her işten bir yandan elinden ucundan tutmanız gerekiyor. Günün sonunda işte WordPress de kullanıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki tasarımcınızın bir işi var. Photoshop'la sizle arkadaşlarınız birden uğraşabiliyor. Aynı anda birçok farklı programı, beceriyi geliştirmek gerekiyor ki bunlar bir anda da olmuyor. Ama işte dernek ya da vakıf bünyesinde çalışıyorsanız hepsinden biraz anlamak gerekiyor. Bizim ekibin de büyük bir kısmı hepsinden zaten anlayan insanlar. Ama ben özellikle mevzuat tarama, o gün resmi gazete okuma, bunlar muhabirlik yıldönümden beri çok sevdiğim alanlar. Hemen bir resmi gazeteyi açarım. Bunu da söyleyeyim. Şey gibi bazen açarlar ya haber portallarını direkt. Bizde bir resmi gazeteye bakılır. Muhabir arkadaşlarım da bunu çok iyi anlayacaktır. Bizlik ne var onları bir görürüm. Sonra yazılacak haberler varsa önce Solar platformumuz var biliyorsunuz Günder'de. Günder üyelerine giden mevzuat bildirimlerinin dışında önce onların bir bildirimleri yapılır üyelere. Sonrasında da Solaris'te haberleri hazırlarım. Bir haber taraması kesin yapıyorum. Sonra arkadaşlarımızla yine bir toplanırız, o kahve molamızı veririz. Proje işlerimiz çok yoğun bizim dernekte. Projelerde neyi nasıl yapmamız lazım? Telefon görüşmeleri, geri gelince firma gezileri. Bir de projelerde biliyorsunuz bütçe yükleri çok ağır Avrupa Birliği projelerinde. Neyi nasıl çözeriz? Onlarla biraz fatura işleriyle geçiyor. Ben tabii derneğin iletişim kısmına bakmanın dışında genel sekreteri olduğum için biraz böyle derviz, bakanlık işleri onlarla da yer aldığımdan biraz da mevzuatın dışında kamuyla irtibat işleriyle geçiyor. Ama her şeyin sonunda çok keyifli geçtiğini söyleyebilirim. Yani özel sektördeki ya da kamu kurumlarındaki çalışma anlayışlarını da gözlediğimde sivil toplumda eğer doğru bir ekiplesiniz gayet mutlu geçiyor günleriniz. Çok teşekkürler. Ben son sorumu soruyorum. Resmi gazeteyi baktığınızdan bahsettiniz. Peki bu sektörü daha yakından tanımak isteyenler için başka neye bakmak faydalı olabilir? Düzenli olarak takip ettiğiniz gazete var mı? Yurt dışından kaynaklar da olabilir. Ya da işte şu yazarın kitabını çok beğeniyorum, onu da tavsiye ediyorum diyebileceğiniz önerileriniz varsa onları da duymak isteriz.
Tabii ki. Bu işlere merak salmanın da ötesinde öğrencilik yıllarımdan beri ben her zaman yani dile de yatkın ve dili seven bir insan olmuşumdur. Keşke hatta vakti olsa çok daha fazla dili öğrensem demişimdir. O yüzden sanırım hep yurt dışı yayınlarını çok okudum. Bu da bana uluslararası anlamda çalışan gazeteleri, dergileri çok tanıttı. Bir anlamda da bizim dergilerimizi de aslında onların içerikleriyle, o biliyorsunuz siz de yaptığınız için söylüyorum, okuyup analiz edip çeviriler yapıp geliştirmeye çalıştık ve doğru yollar aldık aslında. Bilkent de öyle ilerlediği için bunu söyleyebilirim. Bakın mesela Uluslararası Enerji Ajansı zamanında belki fosil yakıtlar için kurulmuş bir ajans olmasına rağmen bugün baktığımızda çok güzel yenilenebilir enerji raporları çıkaran bir kurum aynı zamanda. Çok kıymetli temsilciler var içerisinde. Ülkemizde temsil eden çok önemli isimler var. Gurur verici bu da. İRENA'yı biliyorsunuz ve yenilenebilir enerji alanında çalışan REN 21. Bu kurumlar çok eski kuruluşlar. İSES var biliyorsunuz. Türkiye'deki temsilcisi olarak zaten Güder'de yer alıyor. Çok çok eski bir kurum. Hem termal hem güneş anlamında baktığımızda Uluslararası Enerji Ajansı mesela SHC var. Solar Power Europe var. Bunlar mesela enerji sektörünün özellikle yeşil tarafını takip edenler için vazgeçilmez ajans ve aslında enstitüler. Çok kıymetli think tankler var ve bunların başında açıkçası ben Enbar'ı saymak isterim. Türkiye'deki temsilcisi Ufuk Bey'i saymak isterim. Şura çok güzel yine paydaşlarımızdan biri. Çok önemli raporlar hazırlıyorlar. Zamanında Der Bey çok kıymetli yayınlar yaptı. Şimdi Alkım Hanım ve ekibi Hasan Bey orada çok güzel çalışmaları imza atıyorlar. Türkiye'de de temsiliyeti olan ESF var biliyorsunuz. European Climate Fund. Onların destekleri de çok kıymetli yeşil enerji için. Türkiye'deki değerli temsilcileri gerek Günder'le gerek birçok kurumla şu an çalışıyorlar. Solar Baba çok da sevdiğim arkadaşlarımdan oluşuyor. Onlar da çok güzel yayınlar yapıyor. Ve ismini daha unuttuğum çok kıymetli yayınlar, dergiler sektörde gelişiyor. 10 yıl önce bu işler böyle değildi. Bugün baktığımız yerde bunları konuşabilmek, Türkiye'de bu think tankleri görebilmek gurur verici. Ve özellikle sizin gibi üniversiteye entegre olmuş düşünce kuruluşları enerji alanında en önem verdiğim aslında alan. Siz ve ODTÜ Gündem'i de ayrı tutmak isterim burada. Çünkü onların da çok kıymetli Ar-Ge çalışmaları var. Muhteşem bir ekipte onlar. Bunları takip etmek, onlara ulaşmak, LinkedIn'den herkese ulaşılabiliyor. Belki genç arkadaşlarımız için özellikle onu söyleyebilirim. Bunlarla irtibata geçmek herkesin aslında enerjide renk katmasını kendine sağlayacak. Çok teşekkür ederiz Esen'in bu keyifli sohbetinize, değerli Ben vaktiniz çok için. teşekkür ediyorum. Umarım sıkmamışızdır, gücendirmemişizdir kimseyi. Yani umarım sıkmamışsınızdır ama bence gayet keyifli geçti. Evet, Barış Hocam da teşekkür ediyor. Ben sanırım soru yok şu Ben aşamada. teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. Barış Hocam da her zaman bizi destekler. Her zaman yazılarıyla, bu yayınlarla. Çok teşekkür ediyorum ben de bütün ekibe ilgileri, alakaları için. Barış hocamızla da bu konuda biz de teşekkür ediyoruz. Her zaman ne şartta altında olursa olsun destek veriyor. O olmasaydı biz şu an geldiğimiz noktanın yarısında bile gelemezdik muhtemelen. Ona da teşekkür ediyoruz. Size de değerli katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Başka bir Ben sohbette teşekkür yine ederim. bir araya gelmek üzere. Hoşça kalın. Umarım yüz yüze de sizi üniversitemizde ağırlarız. Herkese çok Buyurun. teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. Çok sağ olun.